Herkese merhabalar. Nihayet aşı geldi. Bu aşı kimlere yapılacak, kimlere yapılmayacak? Yapılacaklarla ilgili tabii ki bakanlığın bir sırası var. İşte başta sağlık çalışanları, daha sonra 65 yaş üstü ve bir takım hizmetlerde bulunanlar diye sıra sıra gidiyor. Ama kimlere yapılmayacak, bu konu önemli. Bununla ilgili bugün bir değerlendirme yapacağız. Sağlık Bakanlığı'nın zaten sağlık çalışanlarına gönderdiği formlarda da bunlar yazıyor. Bakalım aşı kimlere yapılmayacak? Şimdi birincisi halen COVID hastası olanlar, yani COVID hastalığı ile ilgili hastanede veya evde karantina altına alınmış ya da hastanede yatanlar, bu kişilere aşı yapılmayacak. Veya COVID hastalığını geçirmiş olanlar. Tabii ki burada bir takım araştırmalar 6 veya 8 ay boyunca antikor düzeyinin olduğunu gösteriyor. O yüzden aşı da sınırlı olduğu için bu kişilere, COVID hastalığını geçirenlere aşı yapılmayacak. Peki bir diğer konu var. COVID hastasıyla temaslı olanlar. Yani son 10 gün içerisinde bir COVID hastasıyla temaslıysanız size de aşı yapılmayacak. Başka kimler? Hamileler ve emzirenler. Yani hamilelerde şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki normalde bu aşı biraz da hızlı geliştirildiği için bir takım çalışmalar yapılmamış. Gerçekten kronik hastalığı olanlar hamilelerse bunun doktorunun da gözetiminde yapılabilir. Ama ilk 3 aydaki hamilelere tavsiye edilmiyor. Genel anlamda da hamilelerle ilgili aşıyı yaptırmamaları tavsiye edilir. Çok zorunlu olmadıkça. Yine emzirenlerle ilgili de böyle bir çalışmamız yok. Emzirenlerle ilgili de aşıyı yaptırmamaları söyleniyor. Başka ne var? Şimdi bir takım hastalıklar var. Özellikle nörolojik sinirsel hastalıklar. Bunlar kontrolsüz epilepsi, Guillain-Barré sendromu, transvers miyelit gibi. Aşı yapıldığında eğer hastalık alevlenecek gibi bir durum söz konusuysa bu kişilere de aşı yapılmayacak. Başka kimler var? İmmünsüprese kişiler aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden doktorunu dinleyecekler ve genel olarak 4 hafta ara ile birer doz olmak üzere, normalde işte 28 gün 4 hafta olmak üzere birer doz arayla yaptırabilecekler. Trombositopeni veya kanama bozukluğu dediğimiz şey, özellikle aşı tabii ki küçük bir enjeksiyon yapılıyor ama bununla ilgili eğer kanamayı durduramayacaksak, böyle bir hastalığı varsa, bunlar da zaten diğer aşılarda olduğu gibi bunlara da yapılmaması gerekiyor. Başka kimler var? Şimdi pandemik aşının ilk dozu sonrasında anafilaksi, yani vücutta gerçekten hayatı tehdit edecek bir şekilde, işte anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyonun çok şiddetlisidir. Solunum sıkıntısı, yani nefes yollarında daralmayla da ilgili karakterizedir. Bu kişilerde de eğer böyle bir durum gelişmişse zaten ikinci doz uygulanmaz diye böyle bir talimatımız da var. Başka kimlere yapılmayacak? 38 derece ve üzerindeki ateşi olan kişilerde, yani akut bir enfeksiyon geçiriyorsunuz, bu genelde 38 derece ateş buna işaret eder, bu kişilerde yapılmayacak. Veya tanı konulmamış bir akut hastalığınız varsa, aniden gittiğiniz, zaten bu kişiler çok fazla zaten aşı yaptırmayı düşünmezler. Akut hastalıklarda işte ani baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi durumlarda zaten bunlara da aşı yapılmayacak. Veya kronik hastalıkların, yani diyabetiniz varsa, astımınız varsa, bu tür kronik hastalıklarınız varsa onların akut ataklarında, normalde kronik hastalıkların zaten hepsinde yapılır ve kronik hastalıkları olanlarda COVID daha ağır geçiriliyor. Ancak kronik hastalıkların biz akut ataklarından bahsediyoruz. Mesela astım nöbeti sık sık geçirmeye başlamışsa veya kontrolsüz bir diyabeti varsa, şeker hastalığı varsa onlarla da aşı yapılmayacak. Son olarak başka kişi nelerde? Mevsimsel aşıyı yaptırdıysanız, influenza veya pneumokok aşısı, o grip aşısı dediğimiz, pneumokok zatürre aşısı dediğimiz, eğer bir aşı yaptırdıysanız
Bunu aşıdan 2 hafta sonra yaptırabileceksiniz. Veya canlı aşılardan sonra, canlı aşılar dediğimizde işte kızamık kaba kulak aşıları gibi canlı aşılar yaptırdıysanız ertesi gün gidip COVID aşısını da yaptıramayacaksınız. Burada da 4 hafta bekleyeceksiniz. Ancak kuduz ve tetanoz gibi aşılarda ise böyle bir zamanımız yok. Direkt 2-3 gün sonra gidip yaptırabilirsiniz. Genel anlamda böyle. Tabii ki aşıyla ilgili tereddütler vardı ancak bu tereddütlerin de bir taraftan da kalkması gerekiyor. Son olarak şunu da söylemek lazım. Aşının çok yan etkisi çok fazla olan bir aşı değil. Bildiğimiz bir aşı. O yüzden hangi aşı olursa şu anda Çin'in Sinovac firmasının CoronaVac aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Onun dışında BioNTech aşısı, Pfizer aşısı gelecek. Daha sonra belki yerli aşıya da geçebiliriz. Yerli aşımız da işte Mayıs, Haziran gibi devreye girecek. O yüzden bulduğunuz aşıyı yaptırın ki bu pandemiden bir an evvel kurtulalım istiyoruz diyelim. Hoşçakalın efendim. Açtım o zaman, kafandan yap hesabı o zaman. O kadar kafa yok bende. Hayvan cismiyle pasta yapıyormuşsun. Ne kadar ki yani? Hemşerim ağzına çıkardın, bunu nereye koyuyorsun? Adamdaki tavırlara bak. Şişlamit, ha siz şebekesiniz o zaman. Ceza 7000 lira çıkıyor. Ekmeğine boynarım kardeşim. Sen kimliğin sahtemi gerçekle işletmiş diyorsun lan. Mısır katliamı var, bir de organize suç işliyorsunuz. Lan ne mısır katliamı? Polisi arayayım ben. Tamam sakin. Yok beyefendi. Bu yetenek doğuştan mı? Ya sen ne yapıyorsun beyefendi? Kızım niye lapur lapur yiyorsun madem beyefendi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağza sübülecek gibi değil. Yavaş yavaş kızmaya başlıyorum. Tamam devletimizi yapın, nasıl yapacaksan yap. Ayağını topla. İkisini. Sizin gibi böyle şey, tuhaf bir şey görmedim. Uçtuklar 10 bin borçlar istiyorsunuz, 5 bin de bu tarzda mı çalışacaksınız? Burası'nın Rusya'daydı. Las Vegas'ın yarısını sattıklar. Çengel Mahmut Bey diye 25 yıldır tecrübeniz var. Bir rivayete göre de 35 yıl. Las Vegas Rusya'da. Değil mi? Rusya'nın bir şehri miydi? O Yozgat'a kadar satarız. Mahmut Bey'de. Yılmaz Dayıoğlu. Lütfen bir saka çıkartırız. Bunu ağlama seslerini duydu. Tamam. Ne çıkılıyordu? Sadaka kutusundan ne çıkarsa ben. Bir şey ne çıkarmışsın? Çengel Mahmut. Bu hangi kanaldır bu? Işık TV. Işık TV. Orsun. Haberleri tam tersini yapıyor. O şekilde izliyoruz yani bir şekilde. Öyle yani. Daha doğru haberleri orada duyduğum için onun için orada diyor. Kayserili yalan söylüyor. Okuma yazmamız yok. Bazı gerçekleri yazdığı için. Bir tarafa kaymıyor yani. Hayatımız haber zaten. Onlar daha gerçek doğru haber veriyor o yüzden. Biraz daha mantıklı geliyor bana. Doğruyu görecek kadar Allah'a şükür aklımız başımızda. Vallahi ben yeni geldim, hiçbir şey daha anlamıyorum. Ben bilmem vallahi kızım. Döndüğümde de hep yemek yiyorum. Daha çok mantıklı olduğu için. Ah haber. Neden haber? Fatih Portakal. Orayı izliyorum bakalım ne oluyor, ne diye diye. Taraflılığına tarafsızlığına bakmıyoruz artık. Seviyorum, bulmacası var onu çözüyorum. Hayır bitmek yok, hepsini izliyorum. Ben de pek haber izlemiyorum. Hepsinden saat başı. Pek kullanmıyorum. Birazcık o daha yani muhalif. Valla ben gazete okumuyorum. Yani sizin gibi çekilen kanalların hepsini takip ediyordu.